Rezaletin böylesi Türk devletinde hiç görülmedi ya. Allah belanızı vermesin sizin. Ne biçim devlet yönetiyorsunuz siz? Yeter artık, devleti ayağa düşürmeyin. Türk devletini Türk milletine geri vereceğiz. Bize ırkçı diyen salaklar, biz ırkçı değiliz, biz ne mutlu Türk'üm diyene diyen Türk milletinin şerefli müdafileriyiz. Türk milletinin Anadolu'daki hukukunu savunuyoruz. Hepsi bu. Sanki devlet Türk'ün devleti değil, bir parti devletine dönüştürüldü. En son rezilliği İstanbul'da Zeytinburnu'nda bir kez daha gördük. Sokak ortasında serserilik yapan, 3 defa kamu düzenini bozdukları, etrafa huzursuzluk verdikleri için polisin 2 defa gidip uyardığı, nihayet 3.sünde gözaltına almak zorunda kaldığı 3 tane AK Parti gençlik kollarından serseri İçişleri Bakanlığı görüntülü olarak ilçe emniyet müdürlüğünün önünden arıyorlar ve ondan sonra o kelepçeleri takan polis açığa alınıyor. 2 tane bekçi açığa alınıyor. İlçe emniyet müdürü Şırnak'a sürülüyor. İlçe emniyet müdür yardımcısı Ağrı'ya sürülüyor. Rezaletin böylesi Türk devletinde hiç görülmedi ya. Allah belanızı vermesin sizin. Ne biçim devlet yönetiyorsunuz siz? Ne biçim devlet yönetiyorsunuz? Türk polisi sizin özel güvenlik teşkilatınız değil. Her gün çarpışan, her gün şehit veren, gazi veren, dünyada cana en fazla tehlikede olan emniyet yapısından bahsediyoruz. Türk polisi olmak, Fransız polisi, Portekiz polisi, Finlandiya polisi olmak gibi bir iş değil ki. Her gün evden çıkarken ya vurulurum ya da vurulmam diye çıkan bir emniyet teşkilatı var. Saygı duyun biraz buna. 3 tane kendi işini bilmeyen serseriye bunu yaptırtmayın yahu. Yeter artık. Devleti ayağa düşürmeyin. Onun için söz veriyoruz, Türk devletini Türk milletine geri vereceğiz. Devlet sınırlarda da olacak. Sınırlarımızdan değil kitleler, değil teröristler, sınırlarımızdan kimse geçemeyecek. Sivrisinek bile geçirmeyecek. Devleti ayağa düşürdükleri için bizi Hatay'a sokmak istemediler. Yanlışınız var beyler. Bu ülkeye sokmamanız gerekenler sınırın güney tarafından gelenler. Adana'dan Hatay'a giden Zafer Partililer değil. Ama hiç beklemiyorlardı. Geri döneceğimizi zannediyorlardı. Daha çok beklersiniz. Biz geri dönmemek üzere yola çıktık. Anlamadınız bunu. Ve bu devlet krizi büyük bir milli birlik kriziyle daha da ağırlaştırılmış durumda. Bu milleti birbirine düşman ettiler. Bir taraftan saray rejimi ve Erdoğan, öbür taraftan sarı muhalefet milleti ayrıştırdılar. Ve adeta bu ülkede 2 tane millet var. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz aynı milletin, aynı büyük milletin evlatlarıyız. 1000 seneden beri bu coğrafyada eğer egemen bir ulus olarak varlığımızı sürdürüyorsak,
bu içimizdeki milli birliği muhafaza etmemizden ötürüdür. Etrafımız bu kadar düşmanla sarılıyken Erdoğan'ın her vesileyle kendisi gibi düşünmeyen, kendisine oy vermeyen insanları düşmanlaştırması, aşağılaması kabul edilemez. Erdoğan şunu anlamalı, diğer siyasi parti liderleri de, hiçbir siyasi lider ve hiçbir siyasi parti Büyük Türk Milleti ve Büyük Türk Devleti'nden daha önemli değildir. O kadar ayrıştırdılar ki artık bayramları bayram gibi kutlayamıyoruz. Üzüntüleri paylaşamıyoruz. Sevinçleri birlikte yaşayamıyoruz. Bizim milli birliğimizi tekrar tesise ihtiyacımız var değerli Zafer Partililer. Onun için bu kutuplaşmış siyasette biz her iki kutubun da dışındayız dedik. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişte oy verenler bizim kardeşimizdir. İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne oy verenler bizim kardeşimizdir. AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenler bizim kardeşimizdir dedik. Ve hepsinden oy istedik. Hepsini Zafer Partisi çatısı altına davet ettik. Davet etmeye de devam ediyoruz. Nitekim bu davetimiz çok olumlu bir karşılık buldu. Bu kutuplaşmış siyaset ortamının dışına çıkıp Türk milletinin gerçek sorunlarını dile getiren Zafer Partisi çatısı altında yeniden büyük bir buluşmayı gerçekleştirme doğrultusunda güçlü adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz. Buraya gelirken il başkanımızla da paylaştım. Bundan bir süre önce HDP'ye oy verdiğini söyleyen Ermeni kökenli bir yurttaşımız, sokakta kız kardeşi tacize uğrayıp videoya çekilip o videoyu sosyal medyada görünce sosyal medyaya bir mesaj atmış. Bu benim kız kardeşim, taciz ediliyor. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi lütfen yardım edin. Ben bu genci buldum, telefon ettim. Dedim ki senin Ermeni olman hiç önemli değil. Bu ülkenin yurttaşıysan ve senin kız kardeşin bu ülkenin yurttaşıysa ben Zafer Partisi Genel Başkanı olarak senin yanındayım, kız kardeşinin yanındayım. Bütün Zafer Partililer bu tacizin karşısında biz güvenli bir Türkiye istiyoruz. Şimdi bu arkadaş sosyal medyada yazıyor, şöyle yazıyor. Ben bir Zafer Partiliyim ve bundan da gurur duyuyorum. Şimdi burada bir parantez açayım. Bize ırkçı diyen salaklar. Biz ırkçı değiliz. Biz ne mutlu Türk'üm diyene diyen Türk milletinin şerefli müdafileriyiz. Türk milletinin Anadolu'daki hukukunu savunuyoruz. Hepsi bu. Bu. Değerli arkadaşlar, ülkemizin yaşamış olduğu bir diğer önemli kriz hiç şüphesiz her birinizin, her birimizin her gün acı şekilde yaşadığı, gözlediği Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizidir. İnsanlar
açlıkla mücadele ediyorlar. Sarayda ejder meyvesi yemeye devam edenler, kim bu ülkede aç diye soruyor ama halktan o kadar kopmuşlar ki ayaklanan Fransız halkına ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyecek kadar gerçeklikten kopmuş rejim, saray rejimi bilsin ki Türk halkı açlıkla mücadele ediyor. Yapmış olduğunuz zamların hiçbir değeri yok. Çünkü Türk lirasının artık alım gücü yok. Tarımı bitirdiniz, sanayiyi bitirdiniz. Türkiye'yi 20 yıldan bu yana rant ekonomisine boğdunuz, üretimden kopardınız. Kötü bir neoliberal ekonomik politikayla Türk insanının kaynaklarını elinden aldınız. Bankalarımızın tamamını yabancı sermayeye peşkeş çektiniz. Bütün Cumhuriyet döneminin kazanımlarını 60 milyar dolara peşkeş çekip yerine bir fabrika inşa etmediniz. Mevcut laboratuvarlarımızı kapattınız. Hıfzı sahayı bile tasfiye ettiniz. Ne yaptınız siz arkadaşlar? Ne yaptınız bu? Bu ülkeye neden bu kadar kötülük yaptınız? Nedir bu halktan istediğiniz sizin? Köylünün yanında değilsiniz, işçinin yanında değilsiniz. Bu ülkede çalışan işçinin elinden işini aldınız, sigortasını ödemediğiniz Suriyeli'ye verdiniz. Türk işçisini işsiz bıraktınız. Türk sermayedarının sermayesini yitirmesine, malını mülkünü yabancı sermayedarlara satmasına neden oldunuz. Bu ülke böyle bir ekonomik kriz görmedi. 2001 ekonomik krizinde başbakanlığın önünde atılan bir yazar kasa vardı. Aklımızda öyle kaldı. Ama şimdi insanlar intihar ediyorlar ekonomik krizden dolayı. İntiharları gizliyorsunuz. Kimden gizliyorsunuz? Türk halkından. Öyle zannedin, herkes farkında kimlerin intihar ettiğinin ve neden intihar ettiğinin. Şimdi Nebati dün çıkmış, geçmişte olduğu gibi rant ekonomisiyle değil, bundan sonra üretim ekonomisiyle devam edeceğiz diyor. Ya 20 yıldan beri bu ülkeyi Ugandalılar mı yönetiyordu? Siz yönetiyordunuz be adamlar. Ayıp. Bu milletin aklıyla bu kadar alay etmeyin. İnanılır gibi değil. Böyle kolay yalan söylenir mi kardeşim? 20 yıldan beri bu ülkede üretimi yok ettiniz, tarımı yok ettiniz, sanayiyi yok ettiniz. Türkiye patronsuzlaştı. Neoliberalizmin dünyadaki en rezil 3 örneğinden bir tanesini yaptınız. 5 tane şirkete 203.7 milyar dolarlık ihale verdiniz. 5 şirkete. Dünyadaki en fazla devlet ihalesi alan 10 şirketten 5 tanesi Türkiye'de. Bu milletin kaynaklarını soydurdunuz. Bunlar yerli duyun umumiye. Zannediyor musunuz ki bu böyle devam edecek? Zannediyor musunuz ki 20 sene daha ödeyeceğiz biz bunlara bunu? Öyle zannediyorsanız rüya görüyorsunuz. Sizin verdiklerinizi de haksız yere geri alacağız ve ait olduğu yere Türk milletine geri vereceğiz. İsviçre'ye kaçırdım, Londra'ya götürdüm, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorum. Bakın, böyle düşünenlere buradan sesleniyorum. Türk devleti sizi her yerde bulur ve canınızı okur. Tamam? Çaldıklarınızı bu halka geri vereceksiniz.
Bize soruyorlar, sizin sığınmacıları geri yollamaktan başka politikanız yok mu diye. Bunu kim soruyor? Basın soruyor. Bunu kim soruyor? Sarı muhalefet soruyor. Bunu kim soruyor? İktidar soruyor. Hadi iktidardan başlayalım. İktidar ne, ekonomi politikası ne? Nebati'nin gözleri. Peki sarı muhalefete bakalım. Sarı muhalefetin, bakıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'na, politikanız ne diyor? Babacan hazırlayacak diyor. Meral Hanım'a soruyorsunuz, o dersi bir türlü öğrenemedi, onun için geçiyor. Ek dersler de fayda etmedi. Peki Zafer Partisi ne diyor? Çok net. Neoliberal borçlanma politikalarını çöpe atacağız. Türkiye'yi planlı kalkınmayla üretim ekonomisine geçireceğiz. Bir. Bir de bu basına tabii sormak lazım. Arkadaşlar, siz bizi davet ettiğinizde ekonomi politikalarımızı sordunuz, biz anlatmadık mı? Siz bizi davet edin, bu ambargoları bırakın. 0.2'lik partilerin bile temsilcilerine saatlerce konuştururken bizim hiçbir genel başkan yardımcımızı davet etmiyorsunuz televizyonlara. Davet edin, biz size tarımı da anlatalım, hayvancılığı da anlatalım, sanayiyi de anlatalım. Sanayideki ayrı sektörel politikalarımızı da anlatalım. Biz bunu Anadolu'da dolaşıyoruz, anlatıyoruz. Ama siz duymak istemiyorsunuz. Siz halkın duymasını da istemiyorsunuz. Ne kadar halkın bilgi alma hakkını engellemeye çalışsanız da biz Zafer Partiliyiz, biz halka ulaşırız ve anlatırız. Nitekim de yapıyoruz. Ve değerli arkadaşlar, ülkemizin en önemli sorunu ve bütün sorunları daha da ağırlaştıran ana sorun, son 11 senede ülkemize 10 milyonun üzerinde sığınmacı ve kaçağın gelmiş olması. Türkiye'nin demografik yapısı değişiyor. Gelen sığınmacı ve kaçakların da Türkiye içinde nüfusları hızla artıyor. Suriyelilerde doğum oranı kadınlarda 5.3. Bakın, kadın doğum doktorları söylüyorlar bana. Ocak'ta doğum yapıyor, Aralık'ta tekrar doğum yapıyor. Ve bu önümüzdeki 15-16 sene içerisinde bu nüfusun 20 milyonu aşmasına neden olacak. Şu ana kadar 100 milyar dolar harcadık. Hepinizin cebinden 1300 dolar para çıktı. Desem ki il başkanımıza, başkanım başım ağrıyor, bana bir aspirin al. Gitse eczanede 2 lira eksik çıksa alamaz. Suriyeli gidiyor bedava alıyor onu. Arkadaşlar, bir Türk hanım çocuğu olmazsa tüp bebek tedavisi yaptırmak istediğinde bundan 8 ay önce minimum 13 bin lira ödüyordu. Aynı tedavi Suriyeli'ye bedava. Daha doğrusu bedava değil, siz ödüyorsunuz. Hep birlikte ödüyoruz. 100 milyar dolar Nisan 2022'ye kadar harcanan para. Bununla da kalmıyor. 2002'den 2021'e kadar dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olmuş olduk diye övünüyorlar. 71 milyar dolar 284 71 milyar 284 milyon dolar harcamışlar insani yardıma değişik ülkelere. İkisini toplayın, 171 milyar dolar harcanmış arkadaşlar. Türk milletinin cebinden yapılmış bu harcama. Sizin vergilerinizle yapılmış.
Dünyanın en fazla faizini vererek borç alıyoruz, sonra böyle harcıyoruz. Şimdi ben bir şeyi anlamıyorum. Diyorlar ki ya niye ekonomi konuşuyorsunuz, konuşmuyorsunuz? Arkadaşlar bu ekonomi değil mi? Bu coğrafya mı anlattığım şimdi? Para. Eğer biz bu parayı harcamasaydık, 10 milyon insan burada olmasaydı, 10 milyon insan Türkiye'de tüketmeseydi, bugün ekmeğin fiyatı %35 daha ucuz olacaktı. Enflasyon %15 daha aşağıda olacaktı. Kiralar daha az olacaktı. Daha fazla insanımız çalışıyor olacaktı, daha az işsizimiz olacaktı. Hastanelerimiz bu kadar dolu olmayacaktı. Bu kadar çok doktor yurt dışına, Türk doktor gitmeyecekti. Peki bütün bunlar oluyor, sonunda ne olacak? Sonunda olacak da şu. Şimdi sokakta tütü tanesi Suriyeli, Afgan vesaire bir araya geliyorlar, birisini dövüyorlar. Bir Türk'ü. Yaralıyorlar. Zannetmeyin ki bunlar bireysel çatışmalar. Arkadaşlar bunlar sokağa hakim olmak için geliştirilen sistemli mafya operasyonları. Sokağa hakim olmak. İnsanları yıldırmak. Bakın insanları yıldırmak. Bunu Türkiye'nin her yerinde görüyoruz. Aramızda Fethiye ilçe başkanımızı gördüm bugün. Avukat kendisi. Kısa bir süre önce Fethiye'de bir olay yaşandı. Bir Afgan kendi evinin bahçesinde çamaşır asan bir kadına bahçeye girip tacizde bulundu. Kocası evden dışarıya çıkıyor. Kocasını görünce kaçıyor ve adam da peşinden koşuyor, meydanda yakalıyor, dövüyor. Döverken bu kameralara giriyor. Ama kadının tacizi kamerada yok. Adam gözaltına alındı ya. Afgan gözaltına alınsa onun avukat ücretini devlet ödüyor. Veya Suriyeli. Arkadaşlarımız devreye girdiler. Sağ olsunlar. Şahitleri buldular da adamcağız mahkum olmaktan kurtuldu. Böyle garabetleri yaşıyoruz. Ve durum buyken bir taraftan da bunlara seri halde vatandaşlık veriliyor. Seçimlerde oy kullanmalarını sağlamak için. Türkçe bilmiyorlar. Türk siyasi hayatını bilmiyorlar. Onlara söylenecek bir tek şey bizim partiye oy ver olacak. Onlar da öyle yapacaklar. Ve Zafer Partisi kurulana kadar Cumhuriyet Halk Partisi bunu ağzına almıyordu. Ama pardon, alıyordu da şöyle. 2006'da, 2016'da ve 2021'de iki konferans yaptılar Çalıştay. Ve dediler ki biz Göç ve Entegrasyon Bakanlığı'nı kuracağız, Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz. Zafer Partisi kuruldu, Kemal Kılıçdaroğlu biz de yollayacağız dedi. Fakat o kadar samimiyetsiz ki Kılıçdaroğlu arkasından ekledi. Gönüllü olanlar gidecek. O zaman sen yollamıyorsun Kemal Kılıçdaroğlu. Gönüllü olanlar gidiyor. AK Parti de aynı şeyi söylüyor zaten. Bu Türk milletine söylenen bir yalandır. Ama Erdoğan bundan bile tedirgin oldu. Kalktı bana hakaret etti. Fakat bana hakaret etmesinden daha önemli bir şey söyledi orada. Kemal dedi sen bu adama niye uyuyorsun dedi ya. Çünkü aralarında bir anlaşma var. Biz anlaşmayı bozduk. Kemal susacaktı. Boş işlerden muhalefet yapacaktı. Fakat Zafer Partisi kurulunca
Kemal bile biz de yollayacağız gönüllü olarak demeye başladı. Öte yandan Akşener, benim için bu adam kafayı Suriyelilerle bozmuş diyordu. Oğlu da Suriyelilere iş buluyordu. Şimdi ben Çalıştay yaptım diye dolaşıyor ortada. Yok, sen yapmadın Çalıştay'ı, ben yaptım. Gerçekçi o. Sayın Akşener'e buradan bir daha bir teklifte bulunmak istiyorum. Türkiye'nin meselelerini televizyonda tartışalım Sayın Akşener. Hani diyorsunuz ya, ben dayak yerim, posta yemem. Hadi buyurun. Bu lafınızın arkasında mısınız, değil misiniz, bir görsün Türk milleti. Siyasi kültürünüze, müktesebatınıza, Türkiye için çözüm önerilerinize bu kadar güveniyor musunuz? Güveniyorsanız gelin televizyonda konuşalım. Siz de projelerinizi koyun, biz de projelerimizi koyalım. Öyle yalandan bir mavi balonla çıkıp biz yükseliyoruz demekle olmuyor. Herkesin nerede olduğunu sandık önümüzdeki süreçte gayet net gösterecek. Ve biz Türk milletinin önüne Anadolu Kalesi projesini koyduk. Bir şeyi de çok net olarak söyledik. Bir sene içinde gidecekler. Gitmek istemezlerse zorla gidecekler. Değerli arkadaşlar, burası Türk milletinin vatanı. Dünyanın Luna Parkı değil. 50 milyon şehit kanıyla dünya tarihinin en zor coğrafyasında 1000 seneden beri yaşıyoruz ve gelecek 1000 senede de burada yaşamada kararlıyız. Bu coğrafyayı Afganistan, Suriye ve Irak iç savaşlarında yaşanan süreçlere benzer tetiklemelere kurban etmeyiz. Biz Anadolu'da huzur istiyoruz, barış istiyoruz ve stratejik göç mühendislikleriyle ülkemizin bir felakete sürüklenmesine saray rejimi ve sarı muhalefet gibi seyirci kalmayacağız. Türk milletinin iradesini siyasete taşıdık ve bu konuda ısrarlıyız. Hepsine meydan okuyoruz. 3 tane sandık koyalım. Kalsınlar, gönüllü gitsinler, zorla gitsinler. Gelin bir referandum yapalım. Bakalım Türk milleti ne diyor. Haydi. Haydi bakalım. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener. Hadi bakalım. 3 tane sandık. Ama cesaret edemezsiniz. Neden? Çünkü sizin sığınmacılar politikanız gayrimilli, gayri Türk, Türk milletine düşman bir politika ve Türk milletinin iradesini Zafer Partisi temsil ediyor ve inşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad olacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.